O zaman abim ölmemiş olacaktı. Ve ben de Kemal'le tanışmamış olacaktım. Daha mutlu olacaktım. Neyse. Şimdi her şey olması gerektiği gibi olacak. Hayatımdan çıkıp gideceksin. Bir süre sonra da unutulacaksın. Sanki hiç olmamışsın gibi. Her şeyi ayarladım. Yarın sabah erkenden yola çıkacağız. Issız bir sahilde bir tekne bizi bekleyecek. Hiç kimseye görünmeden sizi oradan kaçıracağız. Bütün bunları gerçekten seyri korumak için mi yapıyorsun Ekrem? Başka ne için yapabilirim ki? Bilmem. Ama seyre bu kadar düşkün olduğunu bilmezdim doğrusu. Seher benim kardeşim. Evet, haklısın. Kardeşin. Yıllardır arayıp sormadığın kardeşin. Onu korumak için bana olan nefretini unutmana şaşırdım. Sana olan nefretimi asla unutmadım. Bana yaptıklarını da. Ben sana bir şey yapmadım Ekrem. Ha, öyle mi? Demek yapmadın. Ailemizin servetini tükettin. Kardeşimin hayatını mahvettin. Daha başka? O halde niye yardım ediyorsun bana? Gerçeği söyle Ekrem. Bırak bu palavraları. Seher için olduğuna inandıramazsın beni. Tamam. Haklısın Orhan. Bütün bunların Seher'le hiçbir ilgisi yok. İşte böyle. Hı? Ekrem'den yardım etmesini ben istedim. Eğer yakalanırsan seni kaçırtanın ben olduğumu söylemenden korktum. Hı. Anlıyorum. Demek sen de sonunda aşık oldun Ekrem, öyle mi? Senin aşık olacağına hiç ihtimal vermezdim ama. Ama anlaşılan halde aklını başından almış öyle. Haddini aşıyorsun. Ben hala Kemal'le evliyim. Ekrem'le de aramızda hiçbir şey yok. Peki. Halde senin ne iş yaptığını biliyor mu Ekrem? Demek bilmiyor. Ama olsun. Er geç öğrenecek sonunda. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey demek istemiyorum. Her zamanki gibi saçmalıyor işte. Haklısın Ekrem. Aslında bazı şeyler aile içinde sır olarak saklanmalı, öyle değil mi Ekrem? Siz aslında birbirinize çok yakışıyorsunuz, biliyor musunuz?
Cino! Benim. Hava hafız. Hafız efendi, hayırdır gecenin bu vaktinde? Şey, ben size bir şey söyleyecektim. Ya bir şey verecektim de. Ne verecektiniz? Hani o geceki vuku bulan muhabbetimizden sonra. Ne muhabbeti ya? Ne aramızda vuku bulması? Ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? Ha yani biri duysa resmen başka bir şey zanneder. Ya benim evde kaldığım geceki muhabbeti diyorum. Hafız efendi, lütfen bu konudan bahsetmeyelim yani. Ne muhabbeti ya? Ne de bahsediyorsunuz siz ya? Bak, gecenin bu vaktinde yalnız yaşayan bir kadının kapısına geliyorsun. Yaşından, başından, sakalından utan her şeyden önce. Anlatabiliyor muyum? Zorda kalmışım. Ben o gece sana sığınmışım. Sen bu yüzden ne belledin bunu? Ha? Vallahi şimdi avazım çıktığı kadar burada bağırırım. Bütün cendermeleri buraya toplar. Seni hapislerde çürütürüm. Ama yapmayacağım. Ben iffetiyle yaşayan bir kadınım. Bunu beyninin bir köşesine iyice bir kert. Bir daha da benim kapıma dayanma. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.